Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle beraber tooltip komponentini görmeye çalışacağız. Kompleks bir uygulama geliştirdiğiniz zaman bir butonun veya herhangi bir tekstin alacağınız aksiyonu açıklamasında koymanız gerekebilir. Mesela bir banka uygulaması, bir finans uygulaması, bir sigortacılık uygulaması. Orada bir kelime vardır. Onun açıklaması bilinmiyordur. Orada üstüne geldiğimizde bir tooltip açılır ya arkadaşlar. Şunun gibi bir açıklama. Olmadım. Aynen şu. Şu açıklamayı buradaki komponenti kullanarak yapabiliriz. Gerçek hayatta da oldukça sık kullanılıyor. Gördüm çünkü. Hızlı bir şekilde kullanalım. O kadar basit bir komponent ya arkadaşlar. Buraya tool tip diyorum. Komponentimizi açtık. Burayı kapattım. Şurayı da yorum satır haline getirdim. Muay tool tip diyorum arkadaşlar. Geldik buraya. İlk yapacağımız şey şuradaki kodları açtığımızda bizim bir Tooltip komponentine, ikon butona ve Delete ikon numumuza ihtiyacımız var. Onlar olmasa da olur. Yani herhangi bir teksin üzerine geldiğimizde de bu aksiyonu verebiliriz. Hiç fark etmez. Buraya geldim. Burada Tooltip komponentini açtım. Bunun içerisine ikon button komponentimi açtım. Bunun içerisine de Delete ikonumu şekilde koyuyorum. Bu arada burada bir Delete geldi. Şunu uçuracağım. Bu şekilde bunu kaydettik. Sayfamızı yenileyelim. Daha komponentimizi tabii ki daha çağırmadık. Kaydettim. Bu şekilde geldi. Tabii ki çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü biz bunu full bu tipi yazdık. Üzerine geldiğimizde çıkacak açıklamayı da title props'una yazacağız arkadaşlar. Silmek için tıklayınız diyorum. Kaydettiğimde üzerine geliyorum. Silmek için tıklayınız burada gelmiş oldu. Default olarak aşağıda geliyor. Bunun lokasyonuyla da oynayabiliriz. Bu arada şunu bir div komponentine sarıp bu divi de şöyle ortalara bir yere getirelim. Margin 200 piksel olsun. Böyle ortalarda bir yerde olsun. Bunu farklı lokasyonlarda tutabiliriz. Bunun içinde de tooltip komponenti içerisinde placement özelliğimiz var. Bakın her yere yerleştirebiliyoruz. Aşağıya, yukarıya Sola, sol aşağıya, sol yukarıya. Burada bütün lokasyonları var. Mesela top start diyelim. Üzerine geldiğimde şöyle yukarıda çıktı. Top end diyelim. Üzerine geldiğimde sol tarafta çıktı. Buraya batım diyelim arkadaşlar. Aşağıda çıktı. Batım start dersek sağda sağımız tarafta çıktı. End dersek böyle deneme yanılma ile istediğiniz lokasyonlara getirebilirsiniz arkadaşlar. lokasyonda bu şekilde oynanıyor. Başka da anlatılacak bir şey yok. İlla ki burada ikon butona sarılması mı gerekiyordu? Hayır. Bir tane ikon da koyabilirdik. Üzerine geldiğinde bakın tekrardan da çıkıyor. Hiçbir farkı yok. Veya ikon da sildim. NS diye bir yazı yazdım. NS'in üstüne geldiğinde de çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bunu CSS özellikleriyle oynamanız lazım. Bu P etiketi bir Blok etiketi olduğu için böyle yapıyor. Mesela bunu e, spana sarsak böyle yapmaması gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü span etiketi bir blok etiketi olmadığı için altına yerleştirebildi gibi gibi arkadaşlar. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bir butonun veya herhangi bir şeyin açıklamasını kullanıcıya üstüne geldiğini göstermek istiyorsanız bu komponenti kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki komponentte devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.